Olaksız'a hoş geldiniz. Bugün kim konuğumuz? Onur Özdemir. Onur hoş geldin. Hoş bulduk, selam, ne haber? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkürler, olabileceği kadar. Hatta bence ondan bile iyiyim. Şimdi biz tabii aynı sene iki kere Onur'la görüşüyoruz. Bu harikalığın çok özel bir sebebi var. Çünkü Onur'la biz senenin başında bu konuştuğumuz ve sizin de izleye çok mutlu olduğunuz videoları ilk ona çekmeye başlamıştık. Ve Onur o zaman demişti ki işte Sakin'le ilgili bir demo albüm niyetim var. İşte Sakin Tribute Band'le gidip bir hatta böyle şehirlerde gezip gezip konser vermek istiyoruz demişti. Böyle bir niyeti vardı. Sonra ne oldu? Korona. Aynen. Bütün hayatımız böyle bir alt üst oldu. Biz bu işleri stüdyoda çekiyorduk. Sonra işte böyle telefonlarla, laptoplarla bir dünyalar keşfettik. Tabii buralara kadar geldik ama Onur söylediğini yaptı ve albümde yayınladı. Ben de yani 2 gündür gerçekten böyle bir mezuniyet sonrası arkadaşlığını bulmuş hisler gibi tuhaf duygular içerisindeyim. Bu albüm bende öyle bir his yarattı ve çok fazla kişiden bunu duyduğum için hemen taze taze konuşalım dedim. Sağ olsun kabul etti. O yüzden Onur'la beraberiz. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk canım. Çok teşekkürler tekrar aldığın için. Benim için de çok mutluyum yani. Sağ ol. Evet, seni bu mutluluk içerisinde yakalamak benim için çok keyifli. O yüzden sıcağı sıcağına konuşmak çok keyifli olacak. Çok öz öncesinde bu koronanın harika hayatımıza girişini yaşadıklarını konuşalım. Herkesle bunu konuştum. Bu sonuçta bir anı olsun istiyorum. Seneler sonra izlediğimizde böyle bir şey vardı ya. Evet filan deriz belki. Bu Mart ayından işte geldik aralığa kadar. Nasıl geçti Aynen. senin için bu dönem? Yani aslında birçok müzisyen gibi ben de normalde hayatımın büyük bir çoğunluğunu evde geçirmeye alışkınım yani. Evde veya işte stüdyomda. Ama ister istemez onun verdiği, yani pandeminin verdiği başka türlü psikolojik yoğunluk ve yük var. Yani Allah'tan sürekli bir işim vardı, yapmam gereken işlerim vardı. Hani birini bitirdim, öbürüne başladım. Öbürü bitti, yenisine başladım falan filan. O yüzden çok böyle, hani birincisi işsiz kalmadım, Allah'a şükürler olsun. Hani evimden çalışabildiğim için. O yüzden hani işler şey geçiyordu ama ya yani olayın en başında ben yurt dışında yakalandım. Yurt Evet, aslında dışındaydım. onu da merak ediyorum. Madame X konserine gitmeye çalıştığını Evet hatırlıyorum. ya, Madame X konserine gitmeye çalışıyordum Madonna'nın. Ve öncesinde de arkadaşımla Alper'le beraber bir Amsterdam'a uğramak istedik. O konsere gelmeyecektim. Yani ben kendim devam edecektim. Alper'le oradayken biz, Alper döndü, benim konserim iptal oldu. Ben Amsterdam'da hala tek başımayım. Böyle bir arkadaşlığımı da görmek çektim. Hollanda'nın daha ufak bir yerine. Onlara gittim, tam onların yanındayken uçaklar kaldı, iptal edildi Of, falan. sen bayağı O yüzden göbeğinden yakalanmışsın burada. böyle. Sanki Evet, ben aynen. hiç bilmiyormuş gibi şu an soruyorum bunu. Aynen. Ve şey, bayağı ev ayarlamaya falan çalıştım artık. Yani çünkü dedim herhalde burada kalacağım şu durumda. O yüzden ne olabilir? Başak Burcu'yuz. Onun da verdiği böyle bir obsesiflikle hemen böyle Plan bir temiz. bütün, evet, kesinlikle hemen kurdum yani. 3 tane alternatifim de vardı ama neyse ki sonra uçaklar açıldı ve geldim buraya. Bir 14 gün kapandım tek başıma odamda. Şahane, güzel bir zamandı diye. Çünkü deli gibi yani hani Tabii dışarıya ne getirdi çıkamıyorum bilmiyorsun ki odamda. ilk zamanlar biraz insan tabii bir de her Aynen. şey çok bilinmezdi. Yani kapıdan çıkan Kesinlikle. çıktığım anda böyle eldivenler falan böyle robot gibiydim falan. Şimdi tabii yine Evet dikkat ediyorum ya. ama biraz öğrendik tabii bir yandan da yani nasıl Aynen. yapmamız gerektiğini Aynen. ama ilk O günler bir zamanlar enteresandı. eldivensiz çıkmıyorduk mesela kesinlikle sonrasında da. Ama şu an mesela ben eldiven kullanmıyorum mesela. Geldiğimde Evet, bile ben de hiç iki kere önemli falan değil ki. yaptım onu. Sonra o işten kendimi çünkü yavaş yavaş başka bir takıntıyı da almaya başladım hissettim. Kendime gelmem gerektiğini anlayıp hemen onu bıraktım. Maskeden başka bir de işte temizlik ve sosyal mesafe tabii ki de. Aynen. Yani ve o süreç içerisinde de canlı yayınlar açmaya başladım. Böyle. Ve güzeldi yani, hep böyle bir öğlen vakitleri açtım. Saat 3 falan filan civarı, 3-4. O saatleri seviyorum. Yani gündüz ışığını seviyorum zaten. Böyle o konserleri yaptıkça da açıkçası aslında şimdi albüm çıkardıktan sonra da fark ettim. Bence beni birazcık bu duruma yeni jenerasyon ısındırdı, biliyor musun? Yani gerçekten benim tekrardan gönlümü alan daha genç çocuklar, genç kardeşler oldu. Çünkü yani Yani şu an ister... 40'larında, 35'lerinde olanlar değil de birazcık daha Aynen. 20'lerde Aynen, kesin 20'ler ve altı hatta gezinenler. yani. Ya o birazcık da hani diğer insanların da resentment diyeceğim İngilizce'den de. Yani o küskünlüğünü, o gücenmişliğini anlayabiliyorum, güceniklerini. Ama diğer bir taraftan benim hem sakin dönemime hem de işte Onur olarak çıkardığım döneme veya yaptığım diğer işlere
çok sıcak bakan, daha şey bir kitle olduğunu fark ettim. Yani her açtığım canlı yayında da işte sonrasında gelen tepkiler, işte orada siteyi açtım, yani YouTube sayfamı kurdum, kanalımı Evet, kurdum. sen bir de YouTube'unu açtın. Onu konuştuğumuzda diyordun. Aslında sen çok çalışkan bir öğrencisin. Söylediğin her şeyi yapıyorsun. Bir başak olmanın herhalde verdikleri vardır burada. Ya Söylediklerini hep de tek ben tek yapıyorsun. kesinlikle. Ya ben de aslında en şey motive edici şey force şey oluyor ya. Vicdan oluyor. Çok fena bir vicdan yükü hissediyorum. O zaman hemen oturup geçiyorum masanın başına. Onu hissettiğim anda öyle o yani merhamet değil mi? Vicdan yükü oluyor bir şey. Ben bunu söz verdim, bunu yapmam lazım. Veya bir şey çalışırken de mesela hani birisi iş yapıyorum. Atıp girendiğim şeye. Veya şu an Gülşah yeni bir arkadaşımız var. Onu iş yapıyorum. Çalıştığım zamanlarda kendimi şeyle motive ediyorum. Bayağı Ya bu sorumluluk duygusu aslında. aynen Vicdanın yanında tabii ki. Yani tabii bu onu diyorum bayağı. işte ilk şarkısı, en önemli şarkısı işte İrem Derici yaparken diyorum ya İrem kaç seneden sonra böyle bir şey yapmaya cesaret ediyor. İşte bunu böyle yapman lazım. Onu hadi hadi falan deyip hep kendimi öyle şeylerle motive ettiğim için böyle şey oldu. Güzel bir zaman oldu pandemi. Yani bir taraftan bence sakin dinleyicileriyle de genel böyle bir şey tekrar bir yakınlaşmamız, bir sıcak. Onların beni belli ölçüde anlaması oldu. Belki bu program oldu. Bunun sonrasında birkaç tane daha canlı yayın yaptım. Onlar şey oldu. Öyle yoğunluklu olarak ürettiğim bir süreç oldu yani. Onur olarak çıkardığım 3 şarkı oldu bir single. Şimdi Sonrasında da onu hep işte tek tek onları... soracağım. Bir bölüyorum Aynen. seni. O yüzden Biz geliyorum. Tamam. tabii aslında seninle bu ilk bölümü yaptıktan sonra yani o kadar tabii ilk olduğu için de benim de böyle bir şey yapmam. Yani etrafındaki bu işte takip eden herkes senin de böyle gündeme bomba gibi düşen sakinle ilgili haberin tabii ki de işi çok değiştirdi. Yani kabul ediyorum ben de bunu. Ve tabii o videomuz inanılmaz izlendi. Yani aslında işin doğrusu YouTube dünyasında 40 dakika röportaj, hani biraz müzikle kafayı Aynen. bozmak olmak lazım izlemek için. Aynen. Senin videon inanılmaz izlendi. Yani rakamlar için şimdiden söyleyebilirim. En çok izlenen video tabii ki de. Bu çok açık gerçekten de. Bu yani aslında söylediğin şey çok belli. Hani hem kendi jenerasyonum hem de muhtemelen çok fazla genç insan var. Çünkü yorum yapan bir sürü takipçi var ve benim de tahminim onlar senin de söylediğin gibi daha yeni bir jenerasyon. Ve Aynen. böyle bu yani yaşlar arasında ne bileyim devamı olmuş. Yani belli ki insanlar Evet. sakini, yani biz zaten sonuçta dinledik ve hayatımızın bir köşesinde ama onlar bunları yaşamadı muhtemelen. Konserlerin haberdar bile değiller onlardan ama Aynen. belli ki oraya aktarmışlar bu konuyu. O yüzden çok değerli. Senin Aynen. de bunu tekrardan ısıtıp hayatımıza sokman bence nefis. YouTube'a girmen Bizim ayrıca video güzel bir zaten. şey. Aynen. Tabii seninle konuştuğumuzda sen bir sürü yeni şarkım var diyordun. Sakin'e tekrar geleceğim kızmayın izlerken. Onur'dan mümkün olduğunda fazla bilgi almaya çalışıyorum. Aslında 3 tane şarkı yayınladın. İlk Erken Final, Son Gecemiz ve Bal Düşleri. Aynen. Aslında sen biraz trap dünyasına çok yakın olduğunu, böyle hani değişik şey yapmak istediğini ve aslında Evet. senin müzikle ilişkin çok deşmeye ve yeni bir şeyler denemeyle ilgili de olduğu için 3 tane yepyeni şarkı yaptın. Biraz bu yeni değişiminle alakalı senin içinde gezdiğin dünyaları birazcık konuşmak isterim aslında burada. Şöyle bir şey. Yani aslında bu üç şarkı benim için Onur'a dair de yeni bir dönem oldu. Çünkü artık bir plaj şirketiyle birlikte çalışmıyorum. Tam anlamıyla bağımsız bir artistim. Ve işte prodüksiyonumu kendim yapıyorum, klibimi kendim çekiyorum. YouTube sayfam kendim, işte ne bileyim dinlediğim dijital mecralara, Uçtan Spotify, uca her Apple şey Music. Onur prodüksiyonu. Evet kesinlikle ve o yüzden de o kadar rahatlatıcı bir deneyim oldu ki anlatamam sana. Yani şöyle bir şey, daha önce belki de hayatımda hiç hissetmediğim kadar şeydim, relaxtım yani bu süreçte. Çünkü şunu Bir keşfettim. özgürlük de olsa gerek tabii bir yandan düşünüyorum da sözün kendine yani sadece hani seni sıkıştıracak bir şey yok Kesinlikle. orada. Kesinlikle. Ve yani bir taraftan diğer sanatçılara yaptığım işler devam ediyor. İşte eski demolarımı insanlara hazırlayayım, sakin dinleyicilerim var, onlara bir şey yetiştireyim derken bunlar böyle daha nasıl diyeyim yani hani daha öncesinde işte 3 tane single çıkardım sonra albümü yaptım ve işte sonunda hasbelkader geçirdiğim bir şey var. Onun da böyle en yenisi gibi hissettim. Yani hani Erken Final'de Bal Düşleri de Son Gecemiz gibi de benim çok böyle dinlemeyi istediğim yani niye böyle bir şey duymuyorum Türkçe'de deyip de hani içinde öyle bir güdüyle yazdığım şeyler olduğu için aslında
Mesela Spotify'da en çok dinlediğim şeyler bunlarmış bu yıl, tamam mı? Hani o Senin birazcık Spotify şaka gibi rap'te ama. bunlar mı var? Paylaşmadın, görmedik ama. Aynen, bu süreçte Onur olarak çıkardığım o şarkının verdiği öyle çok güzel bir deneyim oldu. Yani ne kadar hani pandemi vardı, işte konserler olmuyor. Zaten hani Onur projesinde öyle çok dediğim bir konser falan da yapmadım. Ama şey olarak, nasıl diyeyim, bir pop artisti olarak veya hani bir singer-songwriter olarak kendi başıma var olabildiğimi gördüm. O şarkıları ya yaptım, dinlendi. Ne kadar dinlenmişse dinlendi, dert değil ama hani kendi başına yol almaya çalışan böyle bir pop artisti olarak kendimi kodladım. Kimse verecek bir hesabım yok. Ay bugün işte hani o projenin daha projeksiyon olarak ilerisinde ne yaparım diye şu an hazırladığım şarkılar var. İşte atıyorum şimdi diyorum, aa tamam ya, Miley Cyrus da bak 80'lere dönmüş, şudur budur, Hande de onu yaptı. Diyorum tamam, ben de şey yapacağım. İki tane öyle şarkıya başladım mesela. Atıyorum bir yerlerden bir şeyler, Dua Lipa'nın albüm çıktığında tekrar yine diskolar, bir kafalara girip bir şeyler denedim. Hani o yüzden bu pandemi sürecinde Onur projesinde şey verdim, yani verdiğim emek beni çok başka türlü bir tatminini sağladı. Ve umarım da şey hayalim var, yani son gecemiz gibi böyle çok büyük bir konserde böyle bir şekilde insanlardan zıplaya ağlaya bilmem ne, okumayı çok istiyorum yani. Hani beni çok gaza getiren şarkılar. Bunlar çok iştah kabartıcı şeyler. Bunları sormadan edemezsin. Şimdi hemen kameramızı Hayata'ya çevirmek istiyorum. Aslında ilk senle konuştuğumuzda ve tabii sen bu teaser'ı yayınladığın anda, hani Sakin ikinci demo albümleri diye. O zaman albümün adını ben görmemiştim. Yani albümün adı buydu. Sonra Hayata yaparken aslında Sakin Hayat'la bir ilişkisi olduğunu tahmin ediyorum. Öyle mi? En azından oradan başlayayım. Evet öyle. Ya yani arada gidip geliyordum ne olması gerekiyor. Bir taraftan ben aslında onu öncelikle yani albümün çıktığı güne, ana kadar diyeyim, ertesi şey işte hani gece çıktı, perşembe, cumaya bağlayan gece, cuma böyle öğlene kadar falan hala şey hissindeydim yani. Abi bu şarkının hiçbiri yeni değil, bunlar zaten internette yayınlanmış şeyler diye beni tekrarlayıp ederlerdi. Yeni hiçbir şey yok burada falan filan. Ama ben zaten bunların işte albüm gibi olmasını isteyen bir kitle vardı, onlar için yapıyordum falan filan. Ben kafamda binlerce böyle cevapla bilmem ne şey yaparken böyle kimse böyle bir tepki gelmedi. Herkes böyle aa falan filan olunca böyle bir rahatladım gerçekten. Ama insanlara şeyi çok açık ve net olarak göstermek istiyordum yani. Şu an yayınlayacağım şey Sakin ikinci albüm demoları. I'm nothing but yani. Demo olduğunu zaten herhalde yani zaten sen bunları YouTube'da da yayınladığın için Aynen, ve yayınlayacağını da daha sonra da ilan ettin, yani bunlar albüm olacak sonuçta, ama burada da yayınlıyorum, hani yeter ki dinleyin işte, üstüme gelmeyin artık, hani paylaşıyorum işte, yani konu birazcık da bu. Yani ve her ne kadar yani bunca insan hani bu şarkıları albüm şeysinde, kataloğunda hani bekliyor olsa da bir taraftan dedim ki ya yeni bir şey de vermem lazım insanlara. O yüzden böyle bayağı Temmuz-Ekim arası işte Hardwood'la uğraştım. Yani ve hani kafamdaki şey bu demoları albüm olarak yayınlarken onların içerisine koyamam sonuçta. Çünkü o dönemin eseri değil ama bir taraftan da yani yeni bir şey vermek istedim insanlara. Hoş, her yerde her zaman bize laf edecek birileri oluyor. Anlatabildim mi? O yüzden de mesela atıyorum olayın ertesi sabahı veya işte dün akşam falan filan olmuş olabilir. Böyle şeyde bakıyorum birisi böyle mentionlamış beni. İşte yeni çıkartacağı Haydi Tutum isimli şarkısının promosyonu yapabilmek için demo albümü çıkartan işte pis insan falan filan. Yani what the fuck, yani bu kadar kötücül nasıl olabilir yani anlamıyorum. Hani böyle tekrar ben bunu mesela Temmuz'da da yayınlayabilirdim. Hani zor bir şey Tabii değildi. aynen. Hazır demo şarkılardan. İsterim ki gerçekten yeni bir şeyle gelmiş olsun ama onu da bunun içerisine koyamazdım. Çok anlamsız olurdu. Ama hani dediğim gibi böyle bakan insanlar da var. Neden hayata? Bizim grup zamanında aslında şey bir olayımız vardı. Hani grupların konsept albümleri olur. Ne bileyim. Magnetic mesela, şimdi aklıma gelen Magnetic Fields diye bir abinin grubu var mesela şeyde Amerika'da. Ve onun mesela bir albümü full bütün şarkı, albüm ismi I, ben anlamına gelen I ve bütün albümdeki tüm şarkılar I ile başlıyor. Tamam mı? İşte I die, insomnia, bilmem ne, whatever. Ama bütün şarkı I ile başlıyor. Böyle öyle konsept albümler olur ya. Biz de öyle kendi kendimize hep şey diye konuşuyorduk ama hani onun şeyini nasıl doldurduğumu tabii ki hesabı var. Ama işte albümümüz Hayat oldu. İşte bu yılın halinde. Sonra bir sonraki albüm Hayatı olsun. E halinde. Sonraki albüm Hayatı olsun.
Sonra işte hayatta 5 albümlük bir grup ve sonra paf falan filan. Hani işte çok böyle Türkçe diline dair bir şey. Ama yani tabii ki artık yerler başka dillerde şeyleri de var ama böyle hani hayata dediğimizde böyle o şükranla bilmem neyle ilgili şarkılar. Hayatı dediğimizde biraz daha sinirli böyle hayatı falan nokta 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 olsun. Biraz daha hayatla derdi olan daha sinirli şey bir şey yani. İşte hayatta dediği bütün o mücadeleden hala arta kaldım ve hala hayattayım falan. Ve son kez işte hayattan şarkılarmış falan filan gibi böyle konseptler bahsediyorduk. Ben aslında tabii yani kendi kendime bir dinleyici olarak düşündüm de yani ilk albümü bir ithaf eden ama aslında gerçekten de bu bir full circle. Yani bir sona gelindiğini artık hani zaten herkes farkındaydı belki veyahut da olmayan bir kitle her zaman kalacaktır belki ama bu albümün aslında o episodun eksik kalan tarafını kapatan bir çalışma olduğunu da o yüzden ona ithaf edildiğini düşünerek ben hep dinliyorum kendi kendime tabii. Benim kafamdaki şey bu. Yani öyle bir şeyi o Türkçemizin şey zenginliği bunları düşünmedim değil tabii ki bunlar da aklıma geldi. Yani hem daha çıkmış albüme bir şey olarak hani 10 adadan son bir doğru şeymiş gibi de duruyor. Bir taraftan şerefi anlamında da hayatını çok öyle bir noktada da kullanıyoruz. Hani başka birçok yancıl anlamının güzelliğinin farkındayım. Onlar da zaten ya tamam çok geyik olacak ama gene de hadi koyayım bunu falan filan dememe sebep oldu. Yoksa hani ama kafamdaki asıl şey driving motive yani tam böyle şey asıl değil bu fikre getirten şey grupça daha önceden dediğimiz gibi yani Türkçedeki ismin beş halleri üzerinden hayat kelimesini işlemek istiyorduk. Ona şapka çıkartmıştım ama bir taraftan dediğim gibi eski albüm hayata derken öyle bir şeysi de var. Şerefe demek ki anlamı da var. Yani ama en güzeli gene hayata adanmış şarkılar gibi olması. Sana hissettirdiklerini merak ediyorum. Sen gerçi sonuçta kendi kendi dinliyordun belki. Hani bunları Mart-Nisan arası galiba YouTube'da yani yayınladıktan aynen, sonra da hani bir sürede bunlar başka bir platformda da yer varlardı. Evet, oradan hani sonuçta hiç dinlenmeyen şeyler değil ama senin bunu albüm olarak yayınladıktan sonra işte o Perşembe Cuma'ya bağlayın o sihirli 12'yi bir gece anında nasıl bir his onu merak ediyorum. Senin gözünden onu çok aslında yani duymak isterim. Yani şey gibi bir tamamlanmışlık hissi veriyor. Yani bir sıralama görüyorsun, o sıralamayı ben seçtim sonuçta. Defalarca kere ardı ardı dinleyerek, bu olsa, şunu olsa falan diyerek karar verdiğim bir şey. Ve artık en azından tarihe de o şarkıları o sıralamayla bırakmış oluyorum. İnsanlara dinlemeleri konusunda öyle bir öneriyle bırakmış oluyorum. Öyle bir şeysi oldu. Diğer bir taraftan böyle arka arka dinlediğimi falan diyorum. Ay ne güzel ya, bu şarkının böyle bir şey tarzından bahsederken bu şarkı daha böyle, daha şanson gibiyiz. Şu öbürünü biraz daha rock gibiyiz. Bir sonraki şarkıya geçiyor işte ne bileyim. Hangiyiz mesela bayağı pure soundlarında bir şarkı böyle ve işte eksik şarkıdan hemen sonra geldiğinde. Yani hangi izle ilgili ben senin canlı yayını hatırlıyorum. Sanırsım onu canlı yayında bir söylediğinde söyledim, bir duygusal yanı da var aynen. Senin şarkı seninle alakalı. Ben de biraz dağıldığımı kabul ediyorum. Hatta yani 2 gündür şarkı dinleyip saçma sapan durup dururken ağlıyorum falan. Bunu bu arada teklif eden ben değilim muhtemelen. Önceki gün bir arkadaşım şey dedi. Duşta ağlıyoruz Hikmet, duşta yazdı bana. Yani senin bu şarkılarla alakalı muhtemelen yani sadece hangi izliyor ama bu albümün bence yani kendi jenerasyonun içerisindeki hissi çünkü üniversite zamanları işte yani 20'lerin o tatlı dönemleri ya herkes de başka bir nostalji yaratıyor bu albüm ister istemez aynen. Yani sakin olmasının yanında bir de herkesi diyorum ya böyle bir sanki mezunlar buluşması var böyle bir araya gelip hani işte herkes hayatın bir şekilde feleğin çemberinden geçmiş bir şekilde işte hani ama böyle bir o döneme gidip tekrar geri getiren enteresan bir şey ya böyle çok hislerimi anlatamıyorum bile. Hakikaten de bendeki uyandırdığı şey bu albüm bu aslında. Duşta ağlıyoruz kısmında hak veriyorum. Çok iyi gerçekten ya. Bazı şarkılar böyle tüylerim diken diken ediyor. Yani orada dediğine şöyle bir şeyden geleceğim. Bana bu çok yazıldı. Tamam mı? Ve genel olarak aslında ben de böyle hissediyorum. Hatta bu sabah bir arkadaşımla yazışırken şey diye. Yani sanırım aslında yani o geçmişe dair yaşanılan böyle 2005-2012 arası diyelim. Tamam 2012'den sonrasında artık Türkiye'de her şey bayağı böyle aşağı doğru dinlemeye başladı. Ama işte o sürecin bir bizi yarattığı bir boşluk var ister istemez. Genel Türkiye konjonktüründen veya dünya konjonktüründen, siyasetimizden böyle çok nasıl diyeyim? Yani böyle zamanın ruhunu bize yaşattığı, hissettirdiği bir durumdan bahsediyorum.
Ve herkes böyle albüm çıktıktan sonra ay işte 2007'ye gittik, 2008'e gittik, 2011'e ışınlandım, anladım şu eski arkadaşlar aradım, bir şey yaptım falan filan bilmem ne gibi. Yani aslında bunu kesinlikle şey bir yerden, yani kibirli bir yerden hiç asla söylemiyorum. Böyle bir kendi üzerime vazife edindiğim bir mesih duygusuyla da hiç söylemiyorum bunu. Ama böyle sanki o günlerin böyle bir şekilde sembolü bir şeysi falan filan gibi bir hale dönüştürülmüş gibi hissettim kendimi, tamam mı? Yani bir taraftan tabii ki böyle bir yükü veya böyle bir sorumluluğu kimse üzerine almak istemez şey anlamında. Ama şunu fark ettim gerçekten. Hani albüm çıktı akşamdan beri yaşadığım bir şey. Bu işte 2 gün oluyor düşünüyorum yani. Yani insanlara bence öyle güzel şeyleri hatırlatabildiğim bir durum varsa bu birazcık bir şey yani. Sanırım üzerimde bir sorumluluk aslında. Yani şey anlamında. Yani birilerine bu kadar kolay, yani kolay derken kastettiğim bu işin yapılmasını kolay olması değil ama tek bir şarkıyla veya tek bir albümle bu kadar başka dünyaya götürmek, başka bir zamana çevirmek ve o zamana gitmesinin de sebebi aslında o zamanın daha güzel olduğunu hissetmesi, daha iyi hissettiği bir zaman olduğunu hissetmesi olduğu için öyle bir şey varsa da bence insanlara yani kendimi buna da adayacağım, adam alayım falan gibi bir şey de söylemiyorum. Ama bunu fark ettim. Bunun farkında olmak garip bir güzel bir şey verdi ve yani neden olmasın diye de hani niye olmadı diye de düşündüm yani anlatabildim mi sonrasında yani sürekli bunu düşünüyorum ama yani her şeyin olası varmış. Bazı şeyleri bence de yaşamak gerekiyor. Öyle arkadan geçirdikten sonra baktığında daha anlamlı geliyor Tabii her yani. şey tecrübe. Aynen. Yani bir Yani de orada haklısın. ben gerçekten hani hala aynı rahat ve netlikte söylüyorum. Yani ben bu kadar insanların kafasında anlamlı bir şey olduğumuzu düşünmüyordum. O yüzden o kadar rahatlıkla şey edildi. Yani hani o kadar sarpa sarmış ve saçma bir şeydi ki. Yani hani bu iş için olabilecek en güzel şey gerçekten bunu dağıtmaktı yani. Yoksa insanların ve şunu da söyleyeceğim tekrar hani pandemi sürecinde yeni jenerasyonla birlikte bu konuya dedim ya hani daha bir barıştım rahatladım falan diye. Daha öncesinde Aha. hissettiğim şey insanlardan gelen şey hep bir küskünlük, bir hınç, bir linçti ve o yüzden de hani anlatabildim mi? Ben zaten normalde çok ürkek ve gürültüydü bir şeydi. Huzursuzluk da öyle ortamlardan çok sakınan birisiyim yani. Kendi başıma zaten çok mutlu bir insanım çünkü. Hani yalnızlığımı seviyorum. İhtiyacım yok. O yüzden hani fiziksel hayatta da, kendi hayatımda da fiziksel bir gürültü olduğu zaman birisi bağırdığında bir şeyde benle bağırarak iletişim kurulamaz mesela. Terk ederim ortamı. Eğer çok da aşarsa ağlamaya başlarım. Çünkü şey edemiyorum. O durumu kontrol edemiyorum. Sevmediğim Yani işte değil mi canım? sevmediğim. Yani niye bunun için dolaşsın? Aynen. Hani huzursuz bir şey. Ve o kadar linç bilmem ne edildiğinde hatta yani hani sevgililerime ilk tanıştığımızda şey olduğunu söylediğim şey hani bana bir şey yaptırmak istiyorsan gerçekten çok tatlı dille ya. Tatlı dille ve vicdan yaptırarak yaptırırsın bana. Ama hani böyle bir ürkütme, bir sertlikle bilmem ne ben hani kapıyı çekip giderim anladın mı öyle durumlarda gerçekten. Hani beni yönetmenin makul yolu her zaman vicdan yaptırmak, merhamet Tatlı değil. yaptırmaktır buradan söyleyeyim. O Buradan ne anlıyoruz? yüzden Bakın yeni sanatçılara buradan bir mesaj. Onur şarkısı almak istiyorsanız Onur'a usul usul tatlı dille yaklaşıyorsunuz. Kapı açılıyor. aynen kesinlikle. Böyle kibirli, sinirli şeyler sevmem. Yani bu pandemide de işte dediğim gibi daha önce hiç beni dinlememiş, hiç şey olmamış. O ufak insanlar, ufak derken yani yaşı ufak küçük kardeşlerim yazdığı şeyle birlikte biraz daha bence bu hissiyata, bu düşünceye evrilmiştim zaten. O süreçte de YouTube sayfası açılınca insanlar daha makul, daha yumuşak şeyler yazdıklarını, daha şey hissettiklerini gördüm. Sonra albüm çıktıktan sonra da kocaman bittiklerini nasıl başka bir yere böyle ışınlandığını sadece o şarkıları dinleyerek Yani gördüm. sen de eminim ekşi sözlük yorumlarını okumuşsundur veyahut da bir arada bakmışsındır bence. Ben bu söyleşiden önce hep bir bakıyorum ekşi sözlüğe. Yani enteresan bir yer. Her şeyin yerin dibine sokuldu ve bir o kadar da bayılınıldı ama nihayet ben en azından şunu hissediyorum. Yani sakin konusu ve seninle ilgili bence o küskün kitlenin artık hakkını verdiğini gördüm. Çünkü tabii aynı kişiden bilmiyorum ama yorumlar okuyunca hani herkesin hissettiği yani bu albüm bence o hisleri bence böyle hani o yaraları kapatmış. Yani bunun bir son olduğunu herkes farkında ama bu albüm bir hakikaten merhem gibi bu anlamda. Yenilerin içinde hani keşfetmeyenler için de güzel bir sebep. Zamanında böyle şeyler vardı hani en azından bunu anlamak için de iyi bir sebep. Ben o yorumları okuyunca senin adına da gerçekten sevindim. Senin çünkü bu işi
bir şekilde hayatında yer ettiğinin de farkındayım. Müzisyen olarak da sen orada bir aldığın bir yara var tabii ister istemez ve hani orayı kaşımaktan da hoşlanmıyorsun. Ben olsa kim olsa istemez bunu. Ama bunun senin adına da ben iyileştirici bir yanı olduğunu düşünüyorum. O Tabii yüzden ki. senin için de seviniyorum bir yandan Kesinlikle. da bunun böyle kapanmasına yani. Yani sözlüğe uzun süredir girmiyorum. Böyle birkaç kez girdim ve çok ağır komentler gördüm. Ondan sonrasında herhalde böyle bir son 1 yıllık, 1,5 yıllık falan hiç girmiyorum. Yani. Ama gerçekten yapılmaması Ben sana gereken. söyleyeyim, güzel şey Ay, yazmışlar. şükür, Böyle şükür. bayağı iltifatlardı ve çok herkes mutlu. Benim genel olarak gördüm. Tabii arada birkaç tane var da yani artık o Aynen. herkes mutlu edemezsin. O imkansız bir şey. O yüzden Aynen. onları biraz dışarıda bırakıyorum. Peki esas kafadaki soru. Gerçekten tüm demolar bitti mi? Bunu eminim soracak Aslında olanlar vardır. bitmedi. Başka demo var mı? Aslında Böyle bitmedi daha henüz. bak. Ama orada şöyle düşünüyorum. Şimdi kimisi çok yarım. Yani hani AB olanlar var. Bazıları tam nakarat olanlar var. Yani kendi kafamda bunu 10 şarkıya düşürdüğümde aslında ilk başta 13 mü 14 mü derken sonra baktım çok fazla şarkı var. Aslında diğer yarımları da katınca. Yani bazen böyle bir şeyler dinliyorum o dönemden yaptım. Ay, muhteşem, çok güzel. Ama şimdi onu tekrardan ele almalı mıyım? Eski olan hali çok yarım. Hani anladın mı? Tek gitar bir tane bir davul kaydedilmiş falan filan. Ama böyle hani hardcore böyle politik bir şarkı bir şeyler böyle var. Yani bir aslında hala elimde bir 10 şarkı daha var kesinlikle ama benim kafamda şöyle bir şey oldu. İnsanlara söz de vermiştim. Yani bazı insanlara. Onu düşündüğümde bu güzel bir şey olacak yani. Onların temiz kayıtları yok. Yani kendi kafamda sıfırdan yeni baştan şeyleri ele alacağım. Bir bizim değil. İki seninle. Üç yabancı. Dört yeni gece. Aynen. Dördünün yani tekrardan producer canım. Onun yani doğru düzgün bir aramesi hiç olmadı çünkü. Onur Özdemir profilimizi bir sonraki next olduracağımız inşallah 4 şarkıda oluşan bir ilk buradan bir kez sözümü verelim. Bakınız yine güzel bir haberle bu videonun içerisine almış olduk. Aslında madem buradan Onur Özdemir'e bağlayayım. Çünkü aslında yeni yani Onur Özdemir sensin tabii ama Onur olarak bilinen şu anki Mahlas mı artık hani onun Aynen. yanına aslında Aynen. tabii bir de Onur Özdemir var artık. Şu Aynen. an Haydut'ta bu isimle Aynen. çıkarttın. Bunun aslında senin şu an konuştuğumuz en azından bu yolda yapmak istediğin müziklerin de bir başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Aynen. Bu güzel bir müjde oldu. Aynen. Belki bir sonraki konuştuğumuzda da o yayınladıkların üstüne konuşuyoruz. Yani artık o ne zaman olur bilinmez ama sonuçta bu haberi şimdi almak güzel bir şey. Aslında bunun en temelinde gerçekten çok böyle kalbimden verici bir hisle çıkardım yani bu işte Hayata isimli demoların olduğu albümü. Ve keza yine aslında aynı hissiyatın daha büyük ölçeğinde parçası olan işte ne bileyim senin elinde o düzgün bir kaydı yok, bizim de elinde yok. Anlatabildim, bizim elinde bir tane televizyonda yapılmış kaydı var ama bunlar aslında şu an benim demoya koyduğum bazı şarkılardan çok daha fazla bizim sevdiğimiz, sakin olarak da yani çalan insanlar olarak da sahiplendiğimiz, sevdiğimiz, yani bizim değil de seninle çok önemli yani. Ama düzgün kayıtları yok. İnsanlara da hani eğer ki bir şey hani bu sonsa bile en azından hani makul olarak dinlenebilecek her şeyi bırakmak isterim yani pandemi çünkü o korkuyu da verdi. Allah öleceksek bari her şeyin güzel bir hali kalsın ve öyle ölelim yani anladın mı? Tembellik etmeyeyim artık diye. O yüzden öyle bir yerden şey yapacağım ve hani realiteden bahsettiğim şey şu. Yani bu albüm çıktı, işte eğer bu şeyler güzel dinleniyorsa, şey yapılıyorsa, işte ondan sonrasında benim diğer 4 şarkı çıkar, EP artık hani baharda mı olur, yazın mı olur bilemem ama onu yazmaya, onu üretmeye gayretim olur, hevesim olur, şeyim olur birilerini beğendirmek için yani. Anlatabildim mi? Ondan sonra hani onu çıkarttığımda tepkisi güzel olur, o zaman daha bir gazım olur. Yani hayat, bunu anlatmaya çalışıyorum. Hayat gerçekleri, yani bir şeyi çok seçerek ama benim tercihim bu yönde diyerek falan filan ilerlemiyoruz hayatımızda. Hayatın bir spontanlığı var çünkü bize bir tercihler veriliyor. Yani hani önümüzde bir tercihler çünkü onlar için en makul olanında ilerliyoruz. O an daha sıcak geliyor, daha şey geliyor. Yani hani demek istediğim benim şu an mesela elimde halihazırda 3 tane işim var tamam mı? Bir tanesi böyle ergenlikten hayran oldum, hasta oldum. Pop müzik belki hani o 90'larda ilk fırı ilk patlayan çok sevdiğim hayran oldum. Bir isim bir tanesi şu an çalıştım. Bir tanesi yepyeni bir isim ilk şarkısını çıkartacak. Bir tanesi de böyle arkadaşım daha uzun süreden beri çalışıyorum. Şimdi
bu zaten benim hayatımda bir gündemim var. Çok seviyorum buna, hevesliyim. Ay dur tamam, bir sonraki daha iyi ben yapacağım, bir sonraki daha iyi ben yapacağım falan deyip. Şimdi bütün bunlarla uğraşırken atıyorum yani bu hayat albümü, işte sonrasında çıkartacağım EP benden o kadar çok fazla bir şey talep eder ki hani zaman olarak da alan olarak da ben de o zaman hani buradan daha mutlu olurum. Dedim ki ay evet ya tamam hani bir 6 ay ara verelim sonra ben çalışacağım bilmem ne derim. Burada bunun konserini bunun bir şeylerini yaparım hani onu demeye getiriyorum. Hayatta her şey kendi realliği üzerinden ilerliyor. Zaman ne gösterecek belli olmaz ama hani EP'nin sözünü verebilirim gerçekten. Güzel bir haber aldık. En azından bunu burada park edelim. Ben buna çok sevindim en azından. Bundan haberim yoktu. Konuştuğumuz birçoğunu bilsem de şu an bilmemiş gibi konuşsam da bundan haberim yoktu. O yüzden çok sevindim. Aynen. Aslında ben çok azıcık da Haydut'la ilgili konuşmak istiyorum. Yani şarkının böyle detayıyla alakalı verebileceğim bir şeyler. Çünkü ben senden Haydut vari bir şarkı, Haydut vari tuhaf oldu. Yani Haydut tarzında bir şarkı aynen duymak da bana çok da keyifli geldi. Yani sonuçta senin bu işi yaparken bu döneme denk gelmesi ve hani bu bir şekilde de senin şu an anlattığın yolculuğun da bir başka bir yolunu da gösteren bir şarkı. Biraz onun üstüne konuşmak isterim. Demoları yayınlayacağım zaman Yasak Rüya ile başlayacağımı biliyordum koyduğum şarkı. Yasak Rüya aslında bu şu ana kadar sakin değil de ortada dönen demolardan en son paylaşılmış olan. Onu da çünkü ben koydum YouTube sayfa kanalıma açtığımda. Daha önce çok ortada dönmemiş bir şarkıydı ama ben demoları çıkarttığımda veya albüm de olduğu zaman Yasak Rüya ile başlamak istiyordum. Hem onun verdiği böyle ilk albümdeki Kor Bir Ay'da olduğu gibi böyle bir çok iddialı bir şarkı da değil. Ama o albüm böyle geniş sound skalasını ve yelpazesini çok güzel açan bir şarkı. Tam bir abir ama bence. Yani gerçekten de bir abir hissi aynen, veriyor. Aynen değil mi? Evet. Böyle bir şarkı yazarı olarak hissimi de oradan tutan. Haydut da bana çok öyle bir yerden geldi. Veya öyle bir şey koymak istedim. Yani ne eksik şarkı kadar böyle melankolik ve şey bir yerden girmek istedim. Ya da ne de Icarus Başarsa gibi veya Denek Hayatım gibi bangır bangır bir şey. Ama bir bangır bangırlı olsun istedim içinde. Biraz melankolisi olsun derken açıkçası yani önce çok gitarlar üzerine çalıştım. Gitarlar çok hoşuma gitti gerçekten. Çok haklısın. Gitarlar kesinlikle böyle eskiden yani belki belirtmek ne kadar doğru bilmiyorum ama Mor ve Ötesi'nin şarkılarında hissettiğim o yani bazı şarkıları yapan aynen grupların gitar soundları hani aklında kalır ya bana böyle bir sürü şey hatırlattı ve çok aynen hoşuma gitti. O yüzden aynen prodüksiyonu çok çok hoşuma giden bir şarkı. Çok teşekkürler. Yani tek başıma gitarını mesela ben ilk çalarken dinlediğimde şey yaptığımda falan gerçekten yani çaldığımda kaydettiğimde aklımda hep Brian Molko vardı mesela. Sürekli Placebo'yu düşünüyorum. Tabii bir Placebo da demek isterdim. Nihayet sen söyle çok hoşuma gitti. Bayağı dediğim gibi Temmuz'dan Ekim'e kadar sürdü. O bir 4 ay çalıştım. İyi hissettiğim bir şarkı. Yani hani sözleri yine birazcık böyle hani aşkla alakalıymış gibi gözükse de daha aslında daha genel bir şeyden bahsediyorum. Ben şarkı yazdıktan sonra bazı insanlar da şey oldular böyle. Acaba bu sakinciden mi yazdım falan derdi. Yok hayır hiç değil ama sonrasında bunu hisseden, hisset de bana yazan çok insan oldu. Buradayız Onur abi unutmadık falan filan bir şeyde. Yani hani unuttum, hani unutma demiştim ya. Bu defa bir şeyde geçen. O yüzden yani öyle bir durum değil arkadaşlar ya sakinciler. En azından aslında bu soruyu sormamın bir sebebi de birazcık da buydu. Bununla alakalı yani herkesin tabii ki yazdığı kendisine fark etmez de en azından senin tarafından bunun öyle nasıl olduğunu bilinsin istedim yani işin doğrusu. Yani sonradan öyle çıkması da hoşuma gitti. Gitmedi değil. Hı-hı. Daha şarkı yayınlamadan da bana bunu söyleyen insanlar oldu kendi arkadaşım. Ağzım bu anlamda ben dedim. Ağır değil ama kaderin içinde seçti. Hayat. Peki aslında ben işin doğrusu senin son zamanlarda yayınlanan İrem Derici'nin bir şarkısı var. Senin Hastan. Şimdi birazcık da onunla alakalı konuşmak istiyorum. Yani sen onun düzenlemesini yaptın yanlış görmediysem. Evet doğru düzenlemesini yaptım. Bunu şu yüzden merak ediyorum. Sen tabii yani aslında dediğin gibi şarkının en filiz halinden başlayıp son haline kadar her şeyle uğraşan bir insansın ama işin düzenlemesinde aynen olmak, yani sözümüzü senin olmayan bir şarkının düzenlemesini yapmak da bence çok başka bir şey olsa gerek. Yani sonuçta sen o şeyi sen dikmedin ama sen oturtuyorsun yani İrem'in evet üstüne şarkıyı. Ben bunu senin deneyiminle alakalı kısmı çok merak ettim. Albümdeki, yani o mini albümde Güz Dönümü senin şarkın değil mi? Aynen. Onun söz müziği de benim, aranjesi okay de benim. Senin Hastan'da
Açıkçası şöyle de bir güzellik oldu. Biz yüz dönümünü İrem ve Ömce yaptık. Bitirmiştik ve o kenarda duruyordu o şarkı. Sonrasında benim pandemi başlangıcında işte Amsterdam'da yakalanmam süreci. Sonra uçaktan iptal oldu. Tam o süreçte uçaktan iptal olmadan bir gün öncesinde İrem bana dedi ki ya senin hastanın aranjesini yapar mısın? İşte böyle böyle bir şarkı aldım falan filan. Ben dedim yaparım tabii ki, neden olmasın. Sonra Ersin'in uçakta iptal olduk da biz İrem'le bile o süreçte iki hafta boyunca yani hani hem bin oradan gitti, İrem aldı biletimi, dönüş biletimi mesela. Çünkü ben o kadar rahattım diye uçaklar açıldı mesela ertesi gün. Ben bir sonraki gün oradayım, bir gün daha kalayım bari falan. Saçmalama, gel buraya diye. Gel artık buraya. Aynen. Ve yani hani halihazırda beraber çalıştığımız bir şarkının üzerine başka birinden aldığı şarkı getirmesi tabii ki şey oldu yani. Ben de hemen o dediğim vicdan şeyi oldu. Ay bunu mükemmel bir şey yapmam lazım. İşte Flemen Komando taraftan da böyle modern bir şey olması lazım. Birazcık 808 baslar kullanalım. Türkleri ufak bir tık olsun. İşte şurada alt taraftan modern bir yapmak istiyoruz. Ve çok mutlu oldu İrem. Yani demosunu, yani şöyle, hatta şöyle bir şey çılgınlık da yaptım. İrem'e ben şimdi aranjeye başlayabilmem için İrem'den bir temiz kayıt almam lazım. Ama geldim burada karantinadayım. Herkesten önce hatta karantinadayım. Yani yurt dışına geldiğim için 14 gün kapatmışım ama olayda çalışmamız lazım. İrem'den kayıt istedim. O da senin şu an kullandığın tarzda bir kulaklık veya o mikrofonu olmayan bir kulaklık kullanıp iki telefondan birinden dinleyip şarkıyı, Ayla Çelik'in şarkısı ondan okudu. Onun üstüne okudu. Onun üzerine buradan okuyup o okuduğunu bana yolladı. Ben de orada okuduğum içerisinde böyle falan filan şeyler vardı. Onlarla her yerine böyle efektif bir şey yaptım. İrem bir duydu böyle. Aa muhteşem bu falan filan. Sonrasında da Ayla'ya da gönderdiklerini biliyorum tabii. Hani Ayla da çok beğenmiş şarkının sahibi. Bir de hani Ayla ister istemez hani kaç yıldır bu işlerde hani şarkı tabii yapan, şey yapan bir insan. O yüzden Ayla'nın mutlu olması beni rahatlattı. Dedim tamam ya, okey. Ondan sonrasında artık o şey oluyor. Yani ben genel itibariyle aslında müzik prodüksiyonunda şu an hani kendi profesyonel hayatımda çalışırken ilk başta, ilk böyle bir hafta 10 gün çok yoğun çalışırım ve böyle %70'ini, 80'ini bitiririm, tamam mı? Ondan sonra geri kalan, mesela bana bir aylık süre verildiyse bir haftada bitiririm veya ilk 10 günde bitiririm aranjeyi aslında. Geriye kalan 20 günde keyifle dinlerim. Buraya bunu işlemem lazım, şunu bakmam lazım. Oradan sonrası hep böyle freak şeyler denedim. Ondan sonra son 2-3 günde o freak şeylerin çoğunluğunu siler atarım. Ve hani en anlamlı olanları kalır falan filan gibi bir durum oluyor. Öyle, o yüzden şey güzeldi. İyi ki yaptım, iyi ki oldu, bana verdi yani. Ya ben bu röportajda, bu videoda bunu konuşmam lazım. Çünkü ben İrem'in, yani İrem'den hani senin başka şarkın da var ama ben senin düzenlemesinde işin içinde yer aldığın bir şarkı, yani güz dönümü haricinde tabii ki de merakımı çekti ve hani şarkının da ilgisini çok herkesten duyuyorum. O yüzden senin de işin içinde olduğun için bunu senden duymak çok istedim. Videonun son bölümünde hani aslında bu senin son videolarından bir tanesi olacak. Şimdi ben emin olamıyorum sonuncu mu olacak, o yüzden böyle diyeyim. Birazcık böyle 2020'yi kapatırken senin bu sene içerisinde senin dinlemekten keyif aldığın 3 albümü merak ediyorum. Aklına ilk gelenler var mıdır şu anda bilmiyorum ama böyle küçük bir sene kapatma şeyi olsun. Bir tane yani bu yıl en çok dinlediğim şey Gilson diye Gilson, yani Gilson şeklinde yazılan bir kişi. 3 kişilik bir Brezilyalı bir grup. Böyle biraz Boston'da ama birazcık Brazilian böyle şey takılan abiler. Aslında yaptıkları şarkılar veya sound diyeyim veya tarz aslında çok açtı, böyle evet. 60'ların 70'lerin şeysi. Ama çok modern. Besteira. Varash Keşash diye bir EP'leri var, 5 şarkı. Varash Keşash. Böyle çocuklar, ufak çocuklar. Evet, gördüm. Yeşilli bir şey. O EP mesela muhteşem. O EP'yi deli gibi dinledim baştan sona. Hani belki hani 1000 kere, 2000 kere falan dinlemiş olabilirim. Benim 2020 senemde bu albüm eşlik etti yani kesinlikle. Onun dışında Dua Lipa'nın albümü muhteşemdi. Onu çok dinledim. Bu senenin starlarından bir tanesi Dua Lipa gerçekten. Aynen, muhteşemdi yani. Böyle popun altı çağını yaşattı bize diye. Muhteşem. Evet, evdeyken yaşadık ama olsun yine de. Aynen. Ama yani ben çok böyle
Yani bu ufak stüdyo odamda şey yaptım yani çok runway, çok Vogue yaptım Dua Lipa'nın gece gece çünkü bir de evdesin, evde olunca ister istemez de yani ben hani ya tamam hani sonuçta hani aile hayatımız var şu falan filan ama hani evde de bir yere kadar dans edebiliyorsun. Bir anda saçma sapan hareketler yapmak istemediğim için gece herkes köpekler falan filan da yattıktan sonra odamda böyle Dua Lipa açıp böyle deli gibi dans ettim Kendi falan kendine. biliyorum. Bedroom disco şeklinde. Elimde çay bardağım Ev koşullarının artık olduğu kadar. ve yani sonra şeyi çok dinledim bu sırada. Tam pandeminin başında Troye Sivan'ın şey şarkısı çıkmıştı. Take Yourself Home. O şarkıyı çok dinledim mesela ya. Gerçekten. Bu sonra bir EP çıkarttı diye. My Dream miydi? Aynen. Öyle Sonraki hatırlıyorum EP'yi o onu. kadar beğenmedim de şey çok güzeldi. Yine Dream. Evet. Take a cell Hatırladın mı şarkıyı? Nothing like that if it's with someone else. I'm sad in the summer, sitting in some other. If I'm gonna waste my time, then it's time to go. Sad in the summer, sitting in some other. If I'm gonna waste my time, then it's time to go. Take yourself home, take yourself home. Aa, çok güzel ya. Ben çalarım sinema Şarkının salonunda. sonundaki o birkaç saniye var ya, sonra çıldırıyor ve başka bir şey de düşüyor. Aynen. Evet. En sevdiğim şeyler de bunlar. Evet, ben de bu sene iki tane şarkımda onu yaptım. Birini bal düşlerimle yaptım. Bir tane de güz dönümün ikinci yarısı öyle. Böyle şey, onu da Justin Timberlake'in bu 2020 Experience albümü vardı. Onun Evet. Tunnel Vision mıydı? Neydi o? aynen tamam şey, aynen onun ikincisi vardı. Evet, ne Onu da güzel albümdür vardı. gerçekten. Ay muhteşem Gerçekten. bir albüm ya. Justin. Görüyorsun referanslarımı diye. Çok güzel. Öyle. Yani aslında bunu bu top 3'te uzatabilirim ama bence güzel bir yerde kapatacağım. Bu 3 Aynen. şarkı, 3 albüm söylediklerini kapatabiliriz. İyi ki geldin. İyi ki tekrar konuk Ay, oldun. Olak Ses ben de seninle geldim. başladı. Seninle de büyüyor. Ve bu bölüm gerçekten de hani bu sene içerisinde benim için de bir full circle oluyor aslında. Çünkü senle başlayıp Evet. seninle kapattığım bir sene olacak. O yüzden Benim bu için de öyle Hayatı ve olmuş Sakin oluyor. albümü çok değerliydi. İyi ki konuştuk bunu. Aynen. Bundan sonra yapacaklarında şimdiden kayıt altına aldığımız için de mutluyum. Devamını, Evet geleceğini duymak ya. harika bir şey. Benim için de abimin kutlaması gibi oldu bu. Yani herkese buradan çok Taze teşekkür taze. ediyorum. Yazdıkları, ettikleri, komentleri, işte beni mentionladıkları, paylaştıkları storyleri, her şeyleriyle gerçekten rüya gibi birkaç gündür rüya Bu gibi. düğün gibi ve balayı gibi devam eden Aynen, şey aynen, uzun süre devam aynen. etsin. Aynen, kesinlikle. O yüzden çok teşekkür ediyorum herkese. Gösterdikleri ilgi, sevgi için. Bakalım hayat devam ediyor inşallah. Hepimiz mutlu olduk. Güzel günlere diyelim. Her şey çok güzel Evet, yeni bir olsun. güzel bir yıl olsun ve bu sene Evet. yaşadıklarımız artık burada kalsın ve bir daha böyle şeyler umarım yaşamayız. Evet. Öyle diyerek 2020'nin İnşallah. noktalamak çok istiyorum. İnşallah. İnşallah. İyi ki Çok geldin, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok Çok sağ iyi ol. bak kendine. Sen de canım. Görüşürüz. Bay bay.